Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Bugün zemin katın döşemesinin betonunu atıyorduk sayın arkadaşlarım. Genel itibariyle onu söyleyeyim. Bu betonun adı neydi? Döşeme betonu veya tabliye betonuydu. Ve biz şu an ne yapıyoruz? Bir taraftan oynatma listesinden özellikle gelen arkadaşlar için oynatma listesinden gelmeyen arkadaşlar için de oynatma listesinden izlerseniz bütüncül içer bütünlük içerisinde izlemiş olursunuz ve her şey daha anlaşılır olur, olur sayın arkadaşlarım. Devam ediyorum. Bakın bir kamyon mıcır getirmiştik biz. Bu bir kamyon mıcır sayın arkadaşlar yapımızın etrafına o Direnaj borumuzun üstünü bakın kapatacak şekilde görüyor musunuz? Komple atılıyor. Şuraya kadar gelinmiş şu an. Komple atılıyor. Bu ee, mıcır malzeme sayın arkadaşlar Şeyden Drenaj borusundan dahi daha etkili bir malzeme Oluk gibi su içerisinden akar gider eğimi de verirseniz Oluk gibi su içerisinden akar gider sayın arkadaşlar O yüzden bu tarz şeylerde farz edelim drenaj koyamazsanız bire toprak koymamanız gerekiyor Yani koyamazsanız derken bu tarz yapılarda değil bu tarz yapılarda zaten koyuyoruz da farz edelim köyünüzde möyünüzde bir yerde Bir sıkıntı var oralara şey koymayacaksınız. Toprak koymayacaksınız. Toprak koyarsanız ne yaparsanız yapın yapınızın nemini önleyemezsiniz. En azından mıcır malzeme dökerseniz etrafından e, kurtulmuş olursunuz. Tabii e, bunun haricinde bir sürü da, daha önlememiz var. Onlardan bahsedeceğiz. Suya karşı mücadelemizden bahsedeceğiz ama genel olarak bugün bu işlemi de yapıyoruz. Tarihimiz 10 Eylül'dü. 10 Eylül'de betonumuzu dökerken bir taraftan mıcırımızı etrafına işliyoruz yapımızın. Bu arkadaş kimdi? Bu arkadaş da bu pompanın işte şoförüydü, kullanıcısıydı. Döşeme betonumuz atılıyor. Sayın arkadaşlarım döşeme betonunda ne zaman e, su karıştırabilirsiniz muhabbetini konuşmuştuk. Bu demirlerin üst kısmında artık mastarlanacak kısma geldiğinde o e, araca biraz su karıştırabilirsiniz. O dakikadan sonra çünkü onun üstünde kalanın mesafenin aşırı bir etkisi olmayacak. O yüzden o kısmı biraz su ilave edip şu mastarlanma işleminin daha kolay olmasını sağlayabilirsiniz. Onun haricinde hiçbir yere betonda su eklemiyoruz. Yine dediğim gibi böyle aşırı sık şey gelir böyle. Lapa lapa gelir. Bakın bunun akışkanlığı gayet düzgün zaten. Eklemenin bir anlamı yok. Mükemmel de bir beton çıkıyor gerçekten ya bizim e, bu noktada avantajımız şansımız şu sayın arkadaşlarım beton konusunda beton fir çalıştığımız firma bu Yiğit Beton Yiğit Beton'da e, betonlar birliği başkanıymış sahibi. O yüzden örnek olmak için mükemmel bir beton gönderiyor. Yani bizim patron da söylüyor. Bizim patron kalıpçılık da yaptıkları için, kalıpçılık işi de aldıkları için e, üç günde bir, iki günde bir yıllardır beton atıyorlar sürekli farklı farklı yerlerde. O yüzden hani o daha iyi biliyor Ben diyor hayatımda bu kadar iyi bir betoncuyla çalışmadım diyor Biraz reklam gibi oldu ama <laughs> Ben avantajımıza şansımızdan bahsediyorum Neyse bakın e, burası da bizim Fransız balkonumuzdu Neden aynısını diğer tarafa da yapmadık Çünkü burası zemin kat Burası e, 4 artı 1 olacak Burası 3 artı 1 olacak Çünkü bir odayı kesip oradan e, bina girişini vereceğiz Ondan dolayı iki tane Fransız balkon yok sayın arkadaşlar. Bakın burada var, burada yok. Buradan çünkü bina girişimiz var. Şuraya kadar toprak dolacak. Bir taraftan mıcır malzeme devam ediyor. Döşeme de artık... Artık bundan sonrası hızlı gider betonda. Ama gerçekten muazzam bir beton. Yani görüyorsunuz sayın arkadaşlarım. Gerçekten bu betonu çok beğendim. Bir de ertesi gün çivi geçmiyor yani. Hani hiçbir sıkıntı olmuyor. Ertesi gün böyle çakıyoruz da yok. Mümkün değil gitmiyor. Bu döktüğümüz betonumuz sayın arkadaşlar yine C35 betonu. Zaten e, temelde neyse yukarıda da aynı devam eder. Bunlar da hatırlarsanız çiplerdi. EBIS sistemiydi. EBIS sistemi neydi sayın arkadaşlarım? Yine hatırlayalım. EBIS sistemi bu buradan alınan numunelerin işte laboratuvarla Laboratuvar bu sisteme giriyor. Bu hepsinin içerisine birer çip koyuluyor. İşte beton firmasının adamı geliyor, laboratuvar geliyor, yapı denetim geliyor. Farz edelim betonun kalitesi kötü çıktı, hemen bu sistem üzerinden e, şeye gidiyor, yapı denetime gidiyor. Diyor ki buranın beton diye farz edin C35 çıkmadı, işte C32 çıktı diyor. Hemen yapının bu sefer beton işlemi durduruluyor, devam etmiyor. O çipler bunlardı sayın arkadaşlar. Bu, bu makinede tek tek bütün gelen şeyleri tanıyor, bunları tanıtıyor betonu. Yani tam mükemmel kullanışını bilmiyorum ama işte mantık bu şekilde. Yapı denetimde mesela e, her beton günü işte şeyde olur, sahada olur gelir. Çünkü mesela sisteme giriş yapamaz. Onun onaylaması gerekiyor. Onaylaması için şu çipi işte bilmem kaç metre yakınında falan olması gerekiyor. Böyle bir sistem var. Bu ASELSAN'ın geliştirdiği bir sistem. İşte telefon uygulaması üzerinden hepsi böyle yapıyor. O kırı, işte tam ne yaptığını da bir daha izah edeyim. Şimdi kırıcıya giriyor ya bu betonların numuneleri. Kırıcıya girdiğinde o işte e, torktan mı artık e, kuvvetten mi o kırılma kuvvetinden mi nasıl anlıyorsa bu çip herkese o bilgiyi gönderiyor. Bize göndermiyor tabi. Şeye gönderiyor. Bakın çip bu. Yapı denetime gönderiyor. Sıkıntılı bir şey olursa zaten bize de gelir. Bakın bu da onun içerisinde bu çipin içerisinde bu numunenin içerisine çipi yerleştiriyor. Bu mala zaten üzerini düzlemek için. Bu da tokmak. Hani tokmak diyor. Burada genelde bir mini vibratör oluyor. Mini vibratörle tutuyor. Ondan sonra içinde çipi yerleştirdikten sonra vibratörü bir daha tutmuyor ki hani çip bozulmasın diye. Tokmaklama işlemi yapıyor betonu. Ondan sonra da ağzını düzeltip köşeye koyuyor her seferinde. Bakın böyle köşeye ayırıyor. Hepsini köşeye ayırdıktan sonra da sayın arkadaşlar işte orada bekliyor bir bir gün falan. Beton kendini iyice çektikten sonra da geliyor alıp götürüyorlar buradaki numuneleri. Bakın böyle hepsini sırayla araçlardan al bu işlemleri yaptıktan sonra sırayla diziyorlar böyle herhangi bir yere. Yapın, yapının içerisine de olabilir. Hani başına bir şey gelmesin de gerisi önemli değil. Heh çipi de içine bu şekilde salıyor gördünüz mü? Neyse onlara zarar gelmesin gerisi önemli değil. Bir gün sonra da onlar katılaşınca oradan alıyorlar. O işte kırma işleminde de 14 gün sonra mı 28 gün sonra mı onu öyle bir süre sonra da o kırma işlemini gerçekleştiriyorlar arkadaşlarım. Bu kırma işleminde onu da hemen tekrar edelim farz edelim kötü çıktı ve bizim şeyimiz durdu inşaatımız. Bu arada betonunu inceleyin sayın arkadaşlarım. Aa burada bitmiş. Neyse. Faz edelim kötü çıktı ve durduruldu. Hemen bir karot işlemi oluyor. Karot işlemi neydi? Bir e, en kesit alınıyor şeyden. Bu yapımızdan. Bu karotu da göstereceğim. İlerilerde bir yerde kesin göstereceğim. Merak etmeyin. Bir kesit alınıyor. O kesitte işte o demir ve e, betonun e, kuvvetine, dayanımına laboratuvara teste gidiyor işte tekrar. Buradan alınan karot teste gidiyor. Ondan sonra işte numunelerden bilmem nelerden sonra ya bir kuvvetlendirme gerekiyor ya bir şey gerekiyor. Hani çok da sonradan kuvvetlendiren çok bir yapı görmedim ama hani bizde çünkü genelde riske girmemek için C35 istiyorsak neredeyse C40 beton gönderirler. O yüzden zaten ertesi gün çivi girmiyor. ha çünkü beton firması için de bu çok sıkıntılı bir şeydir. Kendini böyle bir duruma atmak istemez. O yüzden düzgün beton gönderir. Hatta bizden daha çok beton firması için ben C35 betonun parasını vermişim, şeyini vermişim. Burada aslında sıkıntı bende değil. Ben böyle bunu anlayamam yani bu C35 mi, C40 mı, C30 mu? Şöyle bakarak yani çok bilmiyorum. Ancak 20 yıllık beton ustası olmak falan lazım herhalde bakarak anlamak için. O yüzden sayın arkadaşlarım durum bu. Onun da kuvvetlendirmesi falan gerekiyor ama işte o kuvvetlendirme işleminde falan hiç bulunmadım, hiç bilmiyorum. Ama bir bir ara onu da Öğreniriz yani bilen birisine bir röportaj yaparız devam edelim bakın döşememizin betonu iyiden iyiye bitti Şu taraflar bitti mi bilmediğim için şu an Bakın burası bizim Şurası girişimiz burası da Elektrik panosunun olduğu yer Şalterlerin falan olduğu yer Burası binanın girişi yani o süslenecek püslenecek böyle ışıklar bilmem neler olan kısım burası işte Buradan sonra da işte asansörler merdivenler Yavaş yavaş binamızı algılamaya başlıyoruz artık. Diğer tarafın mıcır işlemi devam ederken biz şöyle betonumuza bir bakalım. Bakın sadece şurası kalmış. Mıcır da buraya kadar dolmuş arkadaşlarım. Yeni beton geldi gene. Daha demin oturuyor dostalar. Beton gelmeyince oturuyor ister istemez. Sadece şurası kaldı. Burası da bitince bitecek zaten. Bakın beton gelmiş. <laughs> Mikser gelmeyince de böyle sadece şu kadarcık yer için böyle bekliyorsunuz. Onlar için de şey bir durum. Şimdi diyelim onda biterse. Başladın sabah. 10'da, 10.30'da, 11'de bitti. Beton dökme işlemi paydos biter gider yani ondan sonra kalıp güzel. o yüzden onlar için de ne kadar erken bitmesi o kadar iyi adamlar bir yarım gün kafa dinlemiş oluyorlar tam yevmiye alıyorlar ve yarım gün kafa dinlemiş oluyorlar şu şaftı e, konuşmuştuk bir ara hatırlarsanız arkadaşlar bu şaftın ne olduğunu ben size soracağım demiştim takip full dikkatle takip eden arkadaşlarım. Hani bir elektrik geçmiyor herhangi bir şey geçmiyor. Buraya biz niye bir şaft boşluğu koyduk demiştim. Sayın arkadaşlar bakın yapımızın etrafı tamamen neredeyse perde duvarlarla kaplı. Malzememizi aşağıdan aktarmak için sadece bu şaft. Yani bunun üzerine tekrar beton atıp içerisine demir koyup beton atıp kapatacağız. Ama nasıl malzemeyi tek tek böyle her seferinde merdivenden ya da asansör boşluğundan yapamayız. O yüzden uygun bir yere elektrik şaftından biraz uzağa böyle bir şaft bırakmak sadece bu kat için tabii ki böyle bir kolaylık sağlıyor. Ne sadece bu kat için? Diğer katlarda zaten çevreler, perde, duvar olmayacak. Hani sadece kolon ve kiriş olacak ya. Oradan o yüzden dışarıdan verilebilir malzeme. Ama burada öyle bir şansınız yok. Öyle bir şansınız olmayınca da bunu bu şekilde çözüyoruz. Yani sayın arkadaşlarım bu da top. Bu topu da şeyin ucuna takacak. O filortum var ya onun ucuna takacak. Pompa kendine doğru çekecek, içerisinde o ortumun, o e, pompanın herhangi bir yerinde şey kalmamış olacak, beton artı kalmamış olacak, onu da bir yere bırakacak. En son bu pompaların en alt kısmında biraz beton kalır, onu bir yere bırakması e, gerekir, çünkü içerisinde kalırsa donar. Ve sayın arkadaşlarım, artık hayırlı uğurlu olsun. Sizinle beraber bir katı daha, bir betonu daha yedik. Demin katın betonu oldu. Artık zaten bundan sonra her betonu çekmeyeceğim. Bir üst katın betonunu da çekeceğim. Bir üst katın kalıbı ve betonu da çünkü farklılıklar var. Neden farklılıklar var? Çünkü burada perde duvardı. orada perde duvar olmayacak. Farklılıklar olan yerleri göstereceğim. Farklılıklar olmayan yerleri göstermeyeceğim. Bakın, likit membranımız gelmiş. Bunu da sonraki videolarda göreceğiz. Artık Betonumuz bittiğine göre bu videoyu burada keselim. Bir sonraki gün neler yapacağımızı inceleyelim sayın arkadaşlarım. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Sağlıcakla kalın.